Hem de başa köpüncümüz başa dini meseleler mesela dinli belgelik emellere mahsus de karış mesela namaz, roza, işte, hem biz bildiğin, hem Müslüman bildiğin yani din diye vakti de muşu parmak olan sanıklı bulduğun emellerle kısa naiti dindar sanıldığın ama nurgun muamillerde bulsun başka iktisadi meselelerde bulsun nurgun derslerde herkıl şekilde ütüp kesin bulduğundaki akıl düşünce vardı. Muşlu karışının ki kançık, hatırlı ki kendine akıl. Yukarıda mesela misal edip ötlemesi. İstikamet diyen de bir Müslümanın ki dininin meyli bu şairde bekleyen, periz kılınan emellerimiz olsun. Ya ki bütün yürüyüş, duruş, söz hareketimizin de hemisi birleşken noktada istikamet. Yani Allah'ın dininde çın turup talep kılınan Müslüman boğallıkımızı bildirilgallığı çıktı yukarıda söylen geldi. Ama bundak düşünüveriş, malum, hem adam bildiğin, buna karab sırtına almış Müslüman adamken deydiğin emirlerde, cahide. Ama onun sırtındaki hem işte yalgancılıktan tutun ve başka nurgun. Yani aklımızda insan kündülük durmuş ki her hal işlerde. Onun o dikkat kılmaya yüreği veriş, kişilerle azar bir iş değil mi? Bu mu şu sildiğin hazırkı ehval, dinimizin yakışı düşen mi geldi ki? Yani dinimizni ya ki yaxşı düşünsin o düşenmez bolu veriş ya ki düşenmezlik ya bir pervalıktan kilip çıkan akıbet. Demiş kadise mesela Allah subhanahu ve ta'ala peygamberimizni Kur'an-ı Kerim'de nimi gibi öyle dediyse bu şu istikame yani Sûr-i Hud'un ahırında fes-takim kema umirt. Allah subhanahu ve ta'ala terapim kandak buyurulgan bolsan şu Allah buyurgan yedi sen müstehkem tu, çın tu, havai heveske ageşme dedi. Aşındak boğaçka Aişe radıyallahu anh'a anımız peygamberimizin nimde püspetil dediyse kâne Kur'an'ın yemşi alel ard. Kur'an Allah'ın sözüydü. Lakin peygamberimiz çoğu dese bu huddi bir hissi nesini tesvirlavatı da. Canlı sen peygamberimizi karaydıgan bolsan, peygamberimiz huddi yedimen kitap atkan bir Kur'an dedep de sorildi. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki şu ayetteki fıstakim kema umirt digen bu ayetinin hükmü bu ayeti buyruğa peygamberimiz kanla emel kıygan dese huddi yedimen atkan Kur'an dek yani Kur'an'ın umumi hükümleri Kur'an-ı Kerim'in umumi talepleri çok peygamberimizin hayatını köringen. Hoş. Şuna inneke le ala hulukun azim deb tasvirlişi mi şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onda boğan dinkin biz her kandak bir Müslüman bu din ne çoğu dese malum mescitte ya Ramazan'da mesela ya hecgüvağa vakitte ya bir ilim sorunun kirge vakitte müşahede bu dinin rolü var. Sırtı çıkan dinkin yüzümüzden halıgan işini kılıp yüksek burada dese bu şu insanın ne kadar nadallığı, ne kadar bölümsüzlüğü, ne kadar hatarlık bir yolda kitabat kallığının çoğu delili. Ne için ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste sahabildin sorgan. Etedrûne menil muflis? Yani ziyan tatkan adam kim o onu bülemizle? Kandık adam nesile ziyan tattı mademnin ki eşkandak gıdayı hop gitti dep karayızla diye vakitte sahabile المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع bizning qarishimizda bizning ishimizdagi ziyon tortgan odam qandiq odam desa uning bugungi kunda lira dollarlari yo'q hech qanday mol mulki yo'q hamma nasdan ayrilgan odamni mushunda muflis deymiz be ziyon tortgan odam degan buni mush deymiz degan vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam المفلس من امتي يوم القيامه من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار من أمة مدن ziyan tatkan adam kandı adam deyse o kıyamet günü nurgun namaz bilen, nurgun zakat bilen, nurgun Ramazan bilen kıyamet günü hesap meydanına bağlan adam. Yani hayatının nurgun namazı okuyan,
zakat vergen, Ramazan tutkan, mümkün hac kıygan, nurgun yakışlarını kıygan. Lakin şüphesiz şu, bu din diyen bu mescitte, ya ki hac kıvağında, ya ki bir sorunda, bayağı çıkan diyen ki sırtı nemiş kıysam burdu, diyen düşünce öyle yaşap kalan. Aşında yasakan bu kaçkan, bir Müslümanla tıllıgan. Yani bir Müslümanla töhmet kıygan. Mademnin melini ihivagan, buluvagan, ya ki uğurluvagan, ya buluvagan, ya ki aldap eruvagan. Ya ki mademini uğgan. Bakadın bakan zulüm kalıp çoğu uğgan. Bir Müslüman kardeşine. Bu adam çoğu ise oltağı zuldu neydi kıyamet günü. Oltağı zulüp madem bunun yakışılığını alıdı. Mesela melini ihivagan adam olsun ya. Tıllangan, urulgan edemle, yani muş edemnin zulmü uçurga edemle, biz kuba bunun yakşılığını alıdı, ma onun yakşılığını alıdı. Bu edemnin, hele cik, Ramazan tutkan, zakat vergen, hac kıygan bu edemnin ki yakşılığını türep kitip kası neydi. Üzünün geldiğinde ki, haklaki kıygan nurgun zulümleri kepkelep, yakşılıkları türep kitip kasa, ma dünyada hele zulüm kıygan Müslümanlığa, Müslümanların ki geldiğindeki, deptirdeki hatalıkla ilnep. Mademinin geldiğini itirildi. Bana yüklenildi. Uğan tıllıgan edemge hatalıkları yüklenip onun dinkiyin çoğu bu devze taşındı diye. Demek müşahede dinli malum bir dairge çekilip üzerinin başka hayatı da sırtkı turmuşudu çoğu karaymıkan işini kılıp yügen edemnin akıvete Nurgun namaz okuyan, zekat veren, Ramazan tutkan bozu mu? Boşuna khatarlık. Şunun için, her kandak bir Müslüman çoğu deyse, kandak kılıç lazım. Deyse, en tüven boğa vakitte, çokum, üzerin ki, Müslümanlığa boğan yamallığını çekiliş lazım. Peygamberimiz başka bir hadiste mi degen, sen başkalarına yakışlık gel, deyse, sahabı buldum birisi gel. Resulallah ben yakışlık kılışını bilmeyim ben. Yani yakışlık kılanmayayım ben. Pul vereyim desem pulum yok. Ya ki başka taraftan yakışlık kılayım desem imkaniyetim yok ise en tekuffe anhum ezâke degen. Ağaç Müslümanlığa azar yetkisi şüttün. Üzerini saklısan şunlu bir yakışlık degen. Bunda boğan deyken en tüven boğan da çoğu desem fakat bu muğanda başkalarca yakışıklanmayan insan bulup kalsa yamanlık kılması lazım. Yamanlık kılıçtın çok umsak kılması lazım.